Teknopattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Windows 10 USB'si hazırlayacağız. Bu işlem için ihtiyacımız olan 3 şey var. Bunlardan bir tanesi Windows 10 ISO dosyası, diğeri yazma işleminde kullanacağımız Rufus adlı araç ve son olarak en önemlisi tabii ki bir USB bellek. 4 GB'ın üzerinde bir USB bellek tercihen e, burada seçiminiz olacaktır. Biz 16 GB'lık bir tane USB bellek kullanacağız. Şimdi Rufus yazılımını çalıştırıyoruz. Yazılıma çalıştırdıktan sonra Rufus her ne kadar doğrudan Windows 10 yazacağımız belleğimizi seçse de yanlış bir sürücüyü biçimlendirmek istemezsiniz. Bu bağlamda hangi aygıtın seçili olduğuna bakmanızda fayda var. Örneğin bir SD kartınızı yanlışlıkla içinde fotoğraflar varken silmek istemezsiniz. USB belleğimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra yapmamız gereken ikinci seçenek USB ile Windows 10'u nasıl yazacağımız. Eğer yeni nesil bir sisteme kurulum yapacaksanız UEFI için GPT bölüm düzenini seçeceksiniz. Fakat eski nesil BIOS ara sahip bir sisteme kurulum yapacaksanız BIOS ya da MBR için UEFI bölüm düzenini seçeceksiniz. Biz yeni nesil bir sisteme kuracağımızdan dolayı UEFI için GPT bölüm düzenini seçeceğiz. Son olarak yapmanız gereken ISO dosyasını seçmek. Onun için buradaki disk simgesine tıklayacağız ve Windows 10 ISO dosyamızı aç diyeceğiz. Artık tek yapmamız gereken başlat demek. Burada önemli bir nokta USB belleğin içerisindeki bütün veriler silinecek. Yani USB belleğiniz formatlanacak. Biz önceden USB belleğimizi boşalttık burada görmüş olduğunuz üzere. Tamam diyoruz. Belleğimizin formatlanacağını biliyoruz ve işlem başlıyor. Hazır yazısını gördük, işlem tamam, kapat diyoruz ve artık USB belleğimizi kurulum işlemlerinde rahatlıkla kullanabiliriz. Windows kurulum rehberi için makalemizden linklere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı teknopat.net sosyal adresinde sorabilirsiniz. Ben Recep Baltaş, bir başka rehberde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.